Hünkârım. Bu nasıl bir tesadüf? Tesadüf mü padişahım? Yoksa tevafuk mu? Belli ki Yüce Rab karşılaşmamızı istemiş. Kimdir bu adam paşam? Malumatım yok. Ben de ilk kez görüyorum. Tuhaf. Tuhaf olan ne? Sizin için Sultan Murat'ın sağ kolu derler. Gözü kulağı. Ona dair her şeyi bildiğinizi sanırdım. Sultan Murat senin şahına benzemez. Bir deryadır o. Bir umman. Kaldı ki herkesin sırları vardır. Senin mesela sırların yok mu? Maziden kalan yüklerin. Kazandığın her zaferin bir bedeli olacak demiştin. Kanın dökülmeden kan dökemeyeceksin. Haklı çıktın. Revanı aldım. Lakin bir bedel oldu. Ağır bir bedel. Mekanı cennet olsun şehzademizin. Sana bir sual daha sormuştum. Sor. Hanedan kimden devam edecek diye sormuştunuz. Sen de en büyük düşmanınla savaşının neticesi bunu belirleyecek demiştin. Benden onu bulmamı istemiştin. Rüyalarıma giren, peşimi bırakmayan siyah atlıyı buldum. En büyük düşmanınız yine kendiniz. Ve siz onunla girdiğiniz savaşı çoktan kaybettiniz. Peki. Şimdi ne olacak? Savaşta kaybedenlerin akıbeti bellidir. Eğer ölmezlerse esaret altına girerler. Siz de şimdi Sultan Murat Han Hazretlerinin, yani gücün esaretindesiniz. Ve bu güçten kurtuluşunuz yoktur padişahım. İşin aslı, hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz, onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak.